Söyleyemem. Yani benimle ilgili değil. Söyleyemem ama yemin ediyorum tansiyon, saç, baş, çığlık, gırtlak hiçbir şey kalmadı bende. Allah diyorum. Neyse. Şimdi vallahi kendimi nasıl toparlayacağım bilmiyorum ama neyse bunu söz verdim. Neyse ağlamadan inşallah bu videoyu arka planda başka şeyler düşündüğüm için neyse ağlamadan çekip koyacağım inşallah. Şimdi nereden başlayacaktım ben? Neyse. Herkese merhabalar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son dönemde oldukça özendiğim ve üstüne de biraz düştüğüm saçlarım özelinde bir bakım rutini göstermek ve kullandığım ürünleri açıklamak istedim. Özellikle bebek saçları dediğimiz bu işte küçük çıkan saçlar noktasında ben son şöyle söyleyeyim 2 aydır çok düzenli bir rutine girdim. Ve bununla ilgili de gerçekten kendime gurur duyuyorum. Çünkü normalde böyle saçla ilgili bazı ürünlerde bir şeyleri kullanıp bırakmaya çok meyilli oluyorsunuz. Fakat bu sefer inat ettim. Birkaç örneğini gördüm internette kullanan ve dedim ki ben buna kesinlikle kendimi adayacağım. Şöyle ki biraz hikayemden bahsetmem gerekirse gördüğünüz gibi benim çok böyle hacimli saçlarım yok. İnce telli, çabuk yağlanan saçlarım var. Küçükken çok kısa ve kahkül, yani böyle küt saçlı, kahküllü bir kızdım. Büyüyünce böyle saçlarımı uzattım diyebilirim ama çok böyle uzun yele yele saçlarım yok. Oldukça ince telli olduklarını söyleyebilirim. Hayatım boyunca bir dökülme problemim de olmadı değil. Şimdi şöyle bir şey de merak ediyor olabilirsiniz. Onu da biraz açıklamak isterim. Eğer benim kilo verme hikayeme biraz aşinaysanız kilo verme döneminde saçlarım döküldü mü burada dökülmedi mi onun da böyle bir altını çizecek şekilde birkaç soruyu da cevaplamak kesinlikle istiyorum. Fakat önce biraz rutinimden bahsedip daha sonra bu sorularına da cevap veriyor olacağım. Öncelikli olarak saçlarımı ben gün aşırı ya da işte 2 günde 1 olmak üzere yıkıyorum. Kullandığım şampuanlar konusunda oldukça seçiciyim. Yazın özellikle bir kepek sorunum var ve bu kepek sorununa odaklı olarak Dercos şampuanı çok severek kullanıyorum. Şu anda elimde yok ama onu da böyle buraları bir yere mutlaka koyuyor olacağım. Daha önceki cilt bakımı favoriler videomda bahsetmiştim. Bu şampuandan aldığımdan beri herhalde 5-6 tüp bitirmişimdir diye tahmin ediyorum. Markayı da genel olarak seviyorum. O yüzden eğer böyle bir kepek sorununuz varsa kesinlikle öneririm. Ayrıca bu markadan yağlı saçlara özel, şuraya yine onu da koymuş olayım. Yağlı saçlara özel şampuanlarını da kullandım. Yine aynı şekilde oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Saçlarımı yıkarken dikkat ettiğim birkaç bir şey de var bu arada. Son dönemde duşta özellikle saçımı şampuanlarken bir aparat kullanıyorum ve bu saçların dibindeki yani saç kökündeki kan dolaşımını hızlandırdığı için bunu düzenli olarak her duşta kullanıyorum. Şu bölgeme, şurada özellikle yeni çıkan saçlarım olduğu için buraya ve saç diplerime yani şu ense tarafına bunu çok düzenli olarak yapıyorum. Hem böyle size gösterdiğim Sephora Collection'ın saç scrub'ını kullanırken de bunu yapıyorum. Çünkü o tuzların böyle dibine girmesinden hoşlanıyorum ve daha iyi bir temizlik hissi sağladığını düşünüyorum ve etkisi. Ek olarak da kendi şampuanımı ikinci kez şampuanladığımda da bunu yapıyorum. Oldukça memnunum. Yani Trendyol'dan isterseniz AliExpress'ten bulabilirsiniz. Oldukça hani fiyatı da uygun bir ürün. Fakat düzenli olarak yapılmasını oldukça önemli buluyorum. Onun da altını çizmek isterim. İkinci olarak ürün kullanımından biraz bahsedeyim. Duşta özellikle şampuanla saçımı yıkarken eskiden çok fazla şampuan kullanan biriydim. Biraz ilerledikçe yaşım bunun ne kadar zararlı olduğunu fark ettim. Çünkü böyle şöyle söyleyeyim size bütün bir avucumu dolduracak şekilde şampuan döküyordum ve saçımı öyle yıkıyordum. Çünkü saçımın öyle daha çok temizleneceğini düşünüyordum ve daha az yağlanacağını düşünüyordum ama
Hayır. Şu anda da gördüğünüz gibi yani 1-4-5 badem boyutunda olacak şekilde şampuanı döküp o şekilde saçımı şampuanladığımı görebilirsiniz. Burada çok fazla ürün kullanımı saçınız daha temiz olacak anlamına gelmiyor. Bilakis daha az aslında ürün kullanımı sizin saçınız, saç sağlığınız için kesinlikle daha iyi. Göstermiş olduğum saç scrub'ı, Sephora Collection'ın saç scrub'ını haftada 2-3 kere yapıyorum. Her yıkamada kesinlikle yapmıyorum ve bunu da tavsiye etmiyorum. Sıralama olarak da önce scrub'ı sonra da şampuanlamayı yapıyorum. Onun da ayrıca altını çizmek isterim. Bu çift aşamalı temizlik önce biraz saçtan kiri arındırmak, daha sonra da şampuanın etkisini aslında saç köküne uygulamak için daha iyi bir yöntem olduğunu araştırdığım için bu şekilde ilerliyorum. Son olarak da saçları yıkarken şöyle bir önerim var. Biliyorum kış aylarında bunu yapmak çok tatlı olmayabilir ama her duş sonrasında, yani duştan çıkmadan önce son bir durulama yaparken, ben bacaklarıma da bunu çok yaparım bu arada, çok soğuk suyla saçlarımı ıslatmayı ve böyle o soğuk suyun saç köklerime nüfuz etmesine izin veriyorum. Bu saçları biraz daha parlak yaptığını düşünüyorum. Benim tecrübem bu şekilde. Ve ayrıca yağlanma konusunda da biraz yavaşlattığını düşünüyorum. O yüzden eğer benim gibi düz saçlıysanız, tırnak içinde pırasa saçlarınız varsa, buna bir şans tanımanızı öneririm. Eğer saçıma ben soğuk su asla yapamam diyorsanız, küçük bir öneri olarak belki bacaklarınıza yapmak istersiniz. Çünkü kan dolaşımını gerçekten çok iyi arttırıyor ve onu gözlerinizle görebiliyorsunuz. Çıktıktan sonra görmüş olduğunuz gibi böyle bir döner bir havlum var. Bu havluyla kurutma yapmayı ben çok seviyorum. Normalde aslında belki TikTok'tan ya da YouTube'dan görüyorsunuzdur. Saç tipine göre farklı kumaş biçimleriyle kurutmaya yönelik öneriler var. Fakat ben havluyla kurutuyorum genelde. Yazın özellikle çok fazla saçımda tutmamaya çalışıyorum. Kışın da tabii ki öyle. Ama hani bazen böyle unutup ev işleri falan yaparsınız ya. Ben pek öyle değilim. Biraz böyle başım ağrımaya başlıyor ve kafamda ağırlık yaptığı için hemen o havluyu atıyorum. En fazla bir yüz maskesi kadar bekletiyorum diyebilirim. Havluyu da eğer bulabilirsem bir benzerini mutlaka açıklama kısmına bırakırım. Özellikle böyle düğmeyle kapanması benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden eğer kullanmak isterseniz öneriyorum gerçekten. Saçlarımı yıkadıktan sonra ve duştan çıktıktan sonra ilk yaptığım birkaç bir şey var. Öncelikli olarak benim saçlarım, yani saçlarımın ucu kırılmaya çok müsait. Zaten saçlarım uzadıkça böyle inceliyordu eskiden. Yani öyle bir rutinim vardı diyeyim. Ve saç kestirme konusunda da bu arada hani zamana uyma noktasına çok iyi bir biri değilim. Onu söyleyebilirim. Ama şu son dönemde saç sağlığım için biraz daha odaklandığımdan dolayı biraz daha sürelere dikkat etmeye çalışıyorum. Kuaföre gitmeye çalışıyorum ve saçlarımın uçlarına özellikle daha dedike bir şekilde bakmaya başladım. Çıktığım zaman ilk size göstermiş olduğum hyaluronik asit serumu sürüyorum. Bunu nereden öğrendin diye soracak olursanız, TikTok'taki bir dermatolog önerisiyle başladım. Ve saçlarımın uçlarını hem açarken tabii ki bir yağ kullanıyorum ama saçımın o kalitesini iyi koruduğunu ve saçlarımın daha az kırıldığını fark ettim. Bunda şöyle bir şey var. Saçlarımın benim uçları böyle çok düğüm düğüm olur. Normalden çok daha az bir düğüm oranına açtığım için son 2 ayda böyle bir önerim olacak. İkinci olarak Metal Detox serumunu sürüyorum. Onunla birlikte L'Oreal Professional'ın diğer serumlarını da kullandım. Memnunum. Body Shop'un üzümlü saç serumunu kullandım. Memnun kalmıştım. Real Techniques'in yine argan serumunu çok az kullanmanızı öneririm. Olaplex'in de yağlarını kullandım. Kerastase markasını çok kullanmadım. O yüzden spesifik bir önerim yok. Bahsettiğim bu markalar özelinde eğer saç tipiniz biraz bana yakınsa kullanmanızı öneririm. Şu anda L'Oreal Professional ailesinden oldukça memnunum. Sonrasında göstermiş olduğum bir tane keratin spreyi göreceksiniz. Ben bu spreyi Bulgaristan'dan almıştım. Tamamen böyle birazcık hani dışarısını beğenip hani sen bakalım gel seni bir deneyelim dediğim bir sprey olmuştu. Saçlarıma tabii ki metal detoksu sürdükten sonra iyice açılıyor. Fakat böyle kuruttuktan sonra saçlarımın daha tel tel bir şekilde hem biraz kendini sıdan koruduğunu hem de daha tel tel durduğunu gözlemlediğim için öyle bir keratin spreyi de son olarak sürüyorum. Fakat bunları çok saçımın köküne sürmemeye çalışıyorum. Genelde üstün üstten ve uçlara doğru sürüyorum. O şekilde bahsedebilirim bundan da. Keratin maskeleri konusunda da bu arada spesifik bir marka önerim yok. Kullandığım birkaç marka var ama hani besleyici bir formülasyon olduğu için birkaç
birkaç tane önerimi kesinlikle linki açıklamaya bırakıyor olacağım. Genelde ayda bir yapıyorum. Çok sıklıkla yapmamaya çalışıyorum. Çeşitli işte yağlar, zeytinyağlar vesaire, bu tip şeyleri ben saçıma çok sürmemeye çalışıyorum. Bu özellikle köklere yağlarla sürülen özellikle böyle çeşitli formüller var. Ben bunu pek yapmıyorum. Çünkü saçım çok hızlı yağlandığı için benim. Şu an biraz o yöntemlere mesafeliyim diyebilirim. Fakat şimdi bence videonun yıldızı olan bir şeye geleceğim. Cosmed'in bu saç serumunun gerçekten hayatımı değiştirdiğini düşünüyorum. Çünkü kullanmaya başladığımdan beri, yani şu referansı da alabilirsiniz. Saçların boyuyla kullanmaya, yani bir saç bir ayda ne kadar uzar? İnternette de bakabilirsiniz. Saçlar, hani benim yaş grubum için söyleyelim. Ben 30 yaşındayım. Yani işte 28-30 yaş arası diyelim. Saçlar en fazla ayda 1 santim civarında uzuyor. Yani evet, bir sürü mucizevi yöntem var. Bunun farkındayım ama hani bilimsel de çeşitli gerçekler var. Fakat o saçlar uzarken aynı zamanda kopuyorlar da. Böyle bir konu da var. Ve benim saçlarım, yani bu serumu kullanmaya başladıktan sonra belirli bölgelerde, şimdi size geçen videoda da göstermiş olduğum gibi, öyle saçlar çıkmaya başladı ki ve o kadar çok uzamaya başladılar ki ben ben saçımın bölgesel olarak bazı yerlerinde kellikler oluştuğunu fark etmemiştim. Bakın bu çok önemli bir detay. Ve düzenli olarak kullandığım, yani bu videodaki en dedike iki şeyden biri saçıma uyguladığım masaj aleti ve bu Antilos Hair Serum'u. İnanılmaz bir şey arkadaşlar. Yani bu kadar gönülden önereceğim çok az ürün vardır ve bu da onlardan bir tanesi. Duştan sonra sürüyorum, gece yatmadan sürüyorum. Fakat zamanlama olarak, yani frekans olarak her gün kullanmıyorum. Haftada en az 3 gün kullanılması tavsiye ediliyor ama ben 7 gün kullanmıyorum, onu söylemek isterim. Ortalama olarak hani akşam sürdüm, sabah sürdüm, kirli saça sürdüm, temiz saça sürdüm derken 5 kere kullanıyorum diyebilirim. Normalde kirli saça sürüp yatabilirsiniz ya da temiz saça sürüp hani saçınızı kurtarabilirsiniz. Ben ikisini de yapıyorum. İnce telli saçlarım ve çabuk yağlanan saçlarım olduğu için önce ben temiz saça uygulayıp kuruladığımda çabuk yağlanacağını düşünüyordum saçımın ama böyle bir şey olmadı. Eğer bu böyle kafanızda bir soru işareti yaratıyorsa bu konuda hani korkmamanızı öneririm. Çünkü ben de temiz saçımı uyguluyorum genelde ya da bazen işte yatmadan uyguluyorum. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ek olarak saç diplerime uyguladığım Ordinary'nin Pepto serumunu da kullandım. Fakat bunu çok düzenli olarak yapmadığım için böyle gönülden bir öneri sunamıyorum. Eminim bazı faydaları olmuştur ama ben gerçekten çok düzenli kullanmadım. Dolayısıyla çok bir o konuda bilgim olmadığı için o kısmı biraz hızlı geçiyorum. Saçlarımı kurutma konusunda da size gösterdiğim gibi önce sıcakta sonra soğukla devam edecek şekilde kurutuyorum. Eskiden çok sıcak ve çok yakından saçlarımı kuruturdum. Çabucak kurusun, bir an önce fırlayıp çıkayım evden diye ama bunun çok iyi olmadığını zaten işte ülkede ya da dünyada işte bir sürü teknolojik artık saç kurutma aletlerinin olduğunu düşünürsek çok yakından ve çok sıcak şekilde kurutmamak saçları en iyisi. Bu da benim böyle size ayrıca bir önerim olsun. Takviye konusunda ise Solgar'ın biyotinini kullanıyorum ben. Şöyle göstermiş olayım. Bunun daha fazla ölçüleri olanları var. Fakat ben en bas seviyedekilerden birini tercih ediyorum. Fakat biraz beslenme kısmına gelirsek, beslenmenin de, yani hatta uykunun bile saç için oldukça önemli olduğunu söylemem gerekir. Nasıl mesela, örnek şöyle vermem gerekirse, zayıflamada su içmek çok önemli bir yer tutuyorsa, yedikleriniz de saç sağlığınız için oldukça önemli bir noktada. İstediğiniz kadar takviye alın, istediğiniz kadar saçlarınızı soğuk suyla yıkayın. Yediklerimiz aslında en önemli besleyicilerden biri. Özellikle saç sağlığınızın iyi olması için yumurta, baklagiller, protein alımı, bunlara çok dikkat etmenizi öneririm. Dengeli bir beslenme düzeniniz oldukça saç sağlığınız için kritik. Biyotin kullanmamın asıl sebeplerinden burada saç uzatma gibi bir amaçtan değil, saç derisine de oldukça etkili olan bir madde olduğu için. Ben hani sadece saç uzunluğuna oynadığım değil, aslında saç derime de oynadığım bir noktadayım. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Genel olarak size hani böyle çok hızlı saç uzatma, hızlı işte jet 5, 10, 15, 20 santim saç uzatma gibi bir video değil bu.
Sadece saç sağlığınızda böyle bazı detaylara özen göstermeniz ve sürekli olarak bunu yapmanızın böyle mucizevi saçlar çıkardığını söylemek isterim. Benim bu size buralardaki favorilerde gösterdiğim saçlarımı eğer mesela eski videolara giderseniz bu taraflarımda çok açıklıkları olduğunu görürsünüz. Ve yani şu anda saçlarım çıktıkça aslında o açıklıkların varlığından biraz haberdar oldum diyebilirim. Ama beni en çok etkileyen şuramdan çıkan o saç tutamıydı. Yani gerçekten ilk böyle fark ettiğimde çok küçücük bir saçtı ve inanamadım. Daha sonra uzadı ve inanamadığım bir noktaya geldi. O yüzden serumdan biyotine, biyotinden beslenmeye, beslenmeden şampuana kadar her detaya dikkat etmeniz gereken bir süreç aslında bu. Genel olarak saç rengimi de eğer merak ediyorsanız ki bazen soru alıyorum. Benim bu saçlarımın diplerinde hiç boya yok. 2 yıl önce hatta 2 yıl geçkin bir süre önce bu saçlarıma birazcık highlight yaptırmıştım ve onlar biraz burada uzadı kaldı diyebilirim. O yüzden şu an saçlarımı boyatma konusuna biraz mesafeliyim. Şuralarımdan bilmiyorum belli oluyor mu ama böyle tutan bazı beyazlarım var. Şu anda pek onları kesmeyi düşünmüyorum ama böyle gümbür gümbür geliyorlar yani. Genetik olarak biraz havalarıma çektiğim için saçlarımın beyazlaması konusunda biraz da yaşımın ilerleyen dönemlerinde bu konuyla ilgileneceğimi düşünüyorum. Anneme çünkü çekseydim şu anda saçlarım bembeyazdı. Dolayısıyla şu anda böyle biraz saç diplerine olan boyadan uzak duruyorum. Saçımın bu renginden oldukça memnunum. Ama böyle işte arada ışıltılar katmak falan hoşuma da gidiyor. Onu da söylemeliyim. Daha önceki videolarımda bahsetmiş olduğum bir biberiye yağı konusu var. Onun da hızlıca altından geçmek istiyorum. Biberiye yağını şampuanıma kesinlikle karıştırmıyorum. Fakat dönemsel olarak şampuanıma böyle 2-3 damla damlatarak saç derime böyle masaj yaparak o şampuanı yediriyorum. Bir tüpün içerisinde bütün bir yağı boşaltıp o tüpü o şekilde muhafaza etmek çok iyi olmayabilir. Çünkü her şampuanın içerisindeki etken maddeler birbirinden oldukça farklı. Dolayısıyla damla damla ilerlemenizi burada öneririm. Hepsini sakın bir arada koymayın. TikTok'ta olan çok fazla saç uzatma, işte yağlama vesaire yöntemleri de var bu arada. Benim bu konuda deneyimim olmadığı için buna çok derinlikle girmedim. Ama denersem mutlaka onun da bir videosunu çekerim, buna eminim. Şampuan konusunda oldukça fazla şampuan kullandığımı bu arada söyleyebilirim. Biraz güzellik sektör çıkışlı da olduğum için. Revox çok severek kullandım. Body Shop, Darkos, yine L'Oreal Professional, Olaplex. Bunlar oldukça sevdiğim, kullandığım markalar oldu. O yüzden hani tabii ki yani şampuan sektörü uf derya deniz. Ama biraz etken maddeleri bakıp saç sağlığınızı da göz önünde bulundurarak tercihlerinizi yapabilirsiniz. Bahsetmem gereken diğer bir madde de kuru şampuan. Ben saçlarım çok çabuk yağlandığı için hatta bazen böyle saçıma hacim vermek için bile kuru şampuan kullanan biriyim. Fakat şöyle bir şey var. Kuru şampuan saç köklerini çok kirletiyor ve aslında tıkıyor da. Ve saç dökülmesine de sebep olan bir şey. Dolayısıyla bu şampuan kullanımı yani kuru şampuan kullanımı biraz azalttığımı söyleyebilirim. Fakat etki olarak Batiste tek geçerim. Yani en sevdiğim kuru şampuandır. Hani eğer bir şampu yani farklı bir kuru şampuan arıyorsanız Batiste kesinlikle öneririm ama sanırım eskisi kadar çok kolay bulunabilen bir marka olmuyor artık. Ben Watson's'ta çalışırken hani yollarımız kesişmişti ve dedim ki bu benim hayatımı değiştirecek diye. Hakikaten de değiştirdi. Ama tabii biraz saçlarımın dökülmesine de hani sebep oldu. Onu da ayrıca belirtmem bir gerekir kesinlikle. Azaldı fakat hani saçlarımla ilgili çok fazla aksiyon aldığım için tarakta böyle eskiden dop dolu olan tarak artık çok az telli oluyor. Gereken konu da diyet döneminde saç dökülmesi yaşadım mı? Hayır. Benim her zaman dönemsel olarak da olmak üzere saç dökülmelerim oldu. Yani olmadı değil kesinlikle ama diyet sürecinde çok artan, çok aşırı derecede yol ol saçlarım dökülmedi. Çünkü yani benim yani bir profesyonel kontrolünde bütün diyet sürecim geçtiği için bu konuyla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Ama diyet döneminde de biyotin kullanmadım. Onu ayrıca belirtmem gerekir. Biyotin kullanmaya yeni başladım. Dolayısıyla eğer yani böyle bir sorun yaşıyorsanız kesinlikle diyetisyeninize danışmanızı öneririm. Çünkü onun hani yönlendirmesiyle siz o işte protein, sebze vesaire dengesini bulmanız lazım. O yüzden bu da aklınızda olsun.
Ve saç bakım rutinim benim bu şekilde. Umarım size yardımcı olan bilgiler sunmuşumdur. Ben kullandığım ürünlerin hepsinden çok memnunum. Sizin saç tipinize ve sizin saç sağlığınıza yönelik her önerim uygun olmayabilir. Özellikle takviye konusunda doktorunuza danışarak almanızı kesinlikle öneririm. Özellikle işte dozajı konusunda bir dermatoloğa danışabilirsiniz saçlarınızın sağlığı konusunda. Fakat bu saç serumunu ya o kadar çok seviyorum ki çok sağ olsun. Ya bu video sponsorlu bir video kesinlikle değil. Ama Kozmet bana ekstradan bir serum gönderdiği için size bir tane saç serumu hediye etmek istiyorum. Eğer sizin saç rutininizde sevdiğiniz, beğendiğiniz ve size iyi gelen bir yöntem varsa paylaşırsanız çok mutlu olurum. Umarım önümüzdeki haftalarda size hediyeyi takdim ediyor da olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Eğer abone değilseniz kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Beni Instagram'dan da takip etmiyorsanız eğer ederseniz çok mutlu olurum. Sağlıcakla kalın. Saçlarınıza iyi bakın.